Dünyadaki en önemli 3 şey nedir diye sorsak, muhtemelen birçoğunuz bu listeye parayı sokacaktır. Ancak dünyadaki çok sayıdaki kişi için çok büyük öneme sahip olan para, eğer zenginseniz o kadar da önemli olmuyor. Öyle ki zenginlik içerisinde yaşayan insanlar paralarını nereye harcayacaklarını şaşırıp çok saçma ve kullanışsız şeyler satın alıyorlar. Biz de bugün sizlere zenginler tarafından alınmış en saçma 15 üründen bahsedeceğiz. Bir, Paris Hilton'ın köpek evi. Dünyanın en zengin aileleri arasında yer alan Hilton ailesine mensup olan Paris Hilton, sürekli yaptığı harcamalarla gündeme gelmeyi başarıyor. Bu sefer Paris Hilton, köpekleri için yaptırdığı havuzlu malikaneyle gündemde. Yanından hiç ayırmadığı köpekleriyle sürekli olarak basına poz veren Paris Hilton, köpeklerine yaptırmış olduğu kendine özel havuzu da bulunan villa için toplam 325 bin dolar para ödemiş. İki katlı evde içten bir merdiven bulunuyor. Süslü lamba ve balkonun yanı sıra bu malikanede en kaliteli kumaşlardan yapılma koltuklar ve halılar bulunmakta. Ayrıca bu lüks malikanenin hemen önünde bir havuz ve nefes kesen bir Hollywood manzarası bulunuyor. 2. Amour Amour köpek tasması. En pahalı ürün listesinde köpek aksesuarının olması oldukça ilginç gözüküyor, öyle değil mi? Ancak dünyanın en zenginleri için bu durum çok normal. Çünkü yurt dışında bir milyarder köpeğine 3.2 milyon dolar değerinde bir tasma almış. Amour Amour köpek tasması 3.2 milyon dolar fiyatıyla dünyanın en pahalı köpek tasması. Elmas çivili platin tasma 18 karat beyaz altın ve timsah deriyle tamamlanmış. Avize tasarımına benzeyen tasma ayrıca 52 karatlık 1600 elmas kullanılarak oluşturulmuş. Bu bir tasmadan ziyade çok şık bir kolye gibi duruyor, öyle değil mi? 3. Altın klozet. Çok zengin olsaydınız paranızı altın klozet yaptırmak için harcar mıydınız? Muhtemelen birçoğunuzun yanıtı hayır olacak. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, gelir eşitsizliğine dikkat çekmek için bir altın klozet tasarlamış. Bu klozet 18 ayar saf altından yapılmış ve değeri 6 milyon dolar. Sanatçının tasarladığı altın klozet daha sonra Blenheim Sarayı'nda sergilenmeye başlamış. Ancak klozet bir gün çalınmış ve bir daha bulunamamış. Sanatçı ise soygunu duyduğunda kendisine şaka yapıldığını sanmış. 4. Poşet. Dünya genelinde öyle zenginler var ki paralarını resmen çöpe atıyorlar. Paralarını çöpe atmak derken çok ciddiyiz. Çünkü birçok milyarder evinde alışık olduğumuz çöp poşetleri yerine dünya ünlü markaların özel ürettikleri poşetleri kullanıyorlar. İşte bu pahalı poşetlerden biri de Louis Vuitton marka çöp poşeti. Değeri ise tam 50 bin dolar. Muhtemelen 50 bin dolar verip ortalama 10 tane çöp poşeti alıyorsunuzdur. Peki siz çok zengin olsaydınız bu çöp poşetlerinden satın alıp paranızı çöpe atmak ister miydiniz? 5. Lady Gaga. Lady Gaga'nın hayalet dedektörüyle videomuza devam ediyoruz. Lady Gaga'nın doğaüstü olaylara ve hayaletlere olan inanılmaz ilgisini biliyorsunuz, değil mi? Sanatçının söylediğine göre Ryan ismindeki bir hayalet onu rahatsız ediyormuş. İşte bu yüzden Lady Gaga 50 bin dolar ödeyerek özel bir hayalet dedektörü satın almış. Bu cihaz sayesinde Lady Gaga geceleri rahatça uyuyabildiğini verdiği bir röportajda gayet ciddi bir şekilde açıklamış. Lady Gaga'nın tuhaf birisi olduğunu biliyorduk da bu kadar hayalet peşinde koşan birisi olduğunu öğrenmek bizi biraz şaşırttı. 6. Altın gömlek. Sırada tamamen altından yapılmış dünyanın en pahalı gömleği var. Hint tekstil patronu Pankaj Parakh 45. doğum günü için kendisine altın bir gömlek tasarlattırmış. Gömleğin 18-22 karat altından yapıldığı ve yaklaşık 4 kilo ağırlığında olduğu belirtilmiş. Bu pahalı gömleğin fiyatının ise 213 bin dolar olduğu bilinmekte. Aslında Hintli tekstil patronu bu konuda yalnız değil. Yine Hintli bir iş adamı kendisine altından yapılmış bir gömlek yaptırmıştı. Muhtemelen Hintli zenginler arasında altın gömlek giymek moda. 7. Kalem. Dünyanın en pahalı kalemiyle tanışmaya hazır mısınız?
Mont Blanc marka bu kalemin üzerinde tam 4810 tane elmas bulunuyor. Sınırlı sayıda üretilen ve satışa çıkarılan bu gösterişli kalemler yılda sadece 8 tane üretilmekteymiş. 160 binden satışa çıkarılan bu pahalı kalemler ise dünyanın en zenginleri tarafından satın alınıp günümüzde kullanılıyor. Peki siz çok zengin olsaydınız kendinize böylesine pahalı bir kalem satın alır mıydınız? 8. Cansız köpek balığı. Sanat çoğu zaman karşımıza tuhaf bir şekilde çıkar. Buna verilecek en iyi örnek ise geçtiğimiz günlerde yurt dışında bir sanat galerisinde 120 bin dolara satışa çıkartılan muz. Ancak sanatın tuhaflıkları muzla sınırlı kalmıyor. Mesela net serveti 12 milyar dolar olan Steve Cohen cansız bir köpek balığı satın almış. Diğer milyarderler gibi parasını nereye harcayacağını şaşıran Cohen en sonunda cansız bir köpek balığı almış. Sanat koleksiyonu için ünlü sanatçı Damien Hirst'ten formaldehit dolu tankın içinde ölü köpek balığı alan Cohen'in eser için 2004 yılında 8 ile 12 milyon dolar arası bir rakam ödediği iddia ediliyor. Bu arada tankın içindeki köpek balığının bozulduğuna ilişkin haberler de medyada yer almakta. 9. Som altından yapılmış banyo. Amerika Manhattan'ın Soho mahallesindeki bir evin değeri 12 milyon dolar. Bu evin bu kadar pahalı olmasının en büyük nedenlerinden biri ise evin banyosu. Çünkü evin banyosu som altından yapılmış. Banyonun klozeti, küveti başta olmak üzere her bir parçası altından yapılmış. 24 karat altından yapılmış bu banyoda insan banyo yapmak, hatta tuvaletini bile yapmak istemez. Peki siz çok zengin olsaydınız, evinizin banyosunu altın kaplama yapar mıydınız? 10. 15.3 milyon dolar değerinde iPhone. Hong Konglu bir iş adamıysa lüks ürünler tasarlayan İngiliz Stuart Hughes'ten dünyanın en pahalı iPhone'unu tasarlamasını istemiş. iPhone 5 Black Diamond ismini taşıyan bu özel iPhone 15.3 milyon dolara mal olmuş ve yapımı tam 9 hafta sürmüş. Telefonun gövdesi 24 ayar altından yapılırken üzeri 600 adet elmasla kaplanmış. Home butonundaysa 26 karat büyük bir kara elmas kullanılmış. Ne kadar pahalı olursa olsun o ekran yere düşünce illaki kırılacak. Öyle değil mi? 11. Elmas kaplı Mercedes. Mercedes marka araba sahibi olmak zaten yeterince lüks ve zenginlik göstergesiyken dünya genelinde öyle bir milyarder var ki bununla yetinmemiş ve Mercedes marka arabasını elmaslarla kaplatmış. O kişi Suudi Prens Al-Waled bin Talal ve 38 araba civarında etkileyici bir koleksiyona sahip. En son koleksiyonuna eklediği elmas kaplı Mercedes SL600 tam olarak 4.8 milyon dolar. Şimdiye kadar satılmış en pahalı araç olma özelliğine sahip bu elmas kaplı lüks arabayla sanıyoruz ki Prens markete ekmek almaya gitmiyordur. 12. Kuma adını yazmak. Peki çok zengin olsaydınız adınızı bir kumsala ya da dağa yazdırmak ister miydiniz? Kulağa çok saçma geliyor, öyle değil mi? Ancak Abu Dhabi Emirliği ailesinden Şeyh Hamdan bin Hamdan El Nahyan adını 1 kilometre boyundaki dev harflerle kuma yazdırmış. Arap Emirliklerinde El Futaysi adında bir adanın sahibi olan Şeyh Hamad ismini toplamda 3.2 kilometre boyunda bir alana yazdırmış. Google Earth'ten bile gözüken bu yazının ilk iki harfi denizden gelen su yolu şeklinde. Bu yüzden dalgalar kesinlikle harfleri silmiyor. 13. 24 bin dolar değerinde saç kesimi. Brunei ülkesinin kötü şöhretli sultanı Hassan al-Bolkiah saçını tam 24 bin dolara Londra'nın Dorchester Oteli'nin berberi Ken Modestu'ya kestiriyor. 16 yıldır sultanın berberi olan Ken, 3-4 haftada bir Brunei'ye gidip sultanın saçlarını kesiyor ve her gittiğinde 24 bin dolar civarında para harcanıyor. Hatta domuz gribi salgını yüzünden berberinin diğer yolcularla temas etmemesi için özel bir jetle seyahat etmesini isteyen sultan, bu yolculuk için tam 27 bin 500 dolar harcamış. Ancak bu rakamlar serveti 20 milyar dolar civarında olan sultan için pek de bir anlam ifade etmiyor. 14. Leonardo da Vinci'nin özel notları. Dünyanın en bilinen zenginlerinden ve aynı zamanda Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, dünyanın en pahalı kitabını satın almış.
Codex Hammer diye de bilinen Leonardo da Vinci tarafından kaleme alınan bilimsel günlük 1994 yılında Bill Gates tarafından açık arttırmayla 30.8 milyon dolara satın alınmış. Leonardo da Vinci'nin hidrolik, suyun hareketi, ayrıca jeoloji ve astronomi üzerine bazı çalışmalarının da yer aldığı defter, Gates tarafından alındıktan sonra bazı sayfaları Windows 95'e ekran koruyucu olarak eklenmiştir. 15. 27 katlı apartman. Hayalinizdeki ev nasıldır bilmiyoruz ama bir milyarderin hayalindeki ev 27 katlıymış. Hindistan'ın en zenginlerinden Mukesh Ambani'ye ait olan bu 27 katlı bina, görsel olarak pek de estetik görünmüyor olsa da 1 milyon dolara mal olmuş. Ambani'nin Antilla adını verdiği bu yüksek katlı bina, 173 metre yüksekliğinde olup binaya 9 asansörle çıkılıyor. İçerisinde sinema salonundan kliniğe kadar her şeyin düşünüldüğü bu binada, Antilla ve ailesinin işlerini yapması için toplamda 600 kişi çalışmaktadır. Peki siz çok zengin olsaydınız, videomuzdaki hangi şeyi satın alır ya da yapardınız? Servetinizi nasıl harcardınız? Gelin biraz hayal kuralım. Cevaplarınızı ve hayallerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.